Uzun ve tatsız bir mola sonrası YouTube Türkiye'nin en düzensiz ve ne yediği belirsiz kanalından tekrardan selamlar. Yeter lan yeter! Yeter! Eski Türk dizilerinin bilinmeyen finallerini, efsane komedileri, gelmiş geçmiş en iyisini ve ikonik karakterlerin videolarını yapmışken neden izleyicilerin çok da bilmediği ama harbi güzel olan dizilere bir video olmasın dedik ve geldik. Ve tüm olay akışı bu harbiden, hani bir sabah uyanıp da neden bunu yapmıyoruz demesek muhtemelen bir 3-5 ay daha kanal böyle boş boş geçecek. Şu düzensiz video atma düzeninde bile para için yapıyor diyen vatandaşlara da selam olsun. La siz kanal en çok izlenen dönemini yaşarken 1,5 ay video atmayan bir mal gördünüz mü? Para için yapan adam bunu mu yapar? Neyse, özlem hasret giderdiysek videoya geçelim. İyi seyirler. Acayip hikayeler. Hayko Cepkin'in bir dizisi var ve ilk bölümünde Haluk Bilginer oynuyor. Nasıl giriş ama? Yıl olarak 2012'ye gidip Star TV'yi ayarladığınızda karşınıza Galip Tekin'in çizgi öykülerinden uyarlama böyle bir dizi çıkıyor. Dizi adını harbiden yansıtıyor çünkü harbi acayip bir dizi. Ve dizi yalnızca 11 bölüm. Her bölümde de kadro değişiyor. Kadronun değişmeyen tek insanı Hayko Cepkin, her bölümün başı ve sonunda sunumu ve kapanışı yapıyor. Gece karanlıksa, aklın dağınıksa. Demek ki biraz daha ışığa ihtiyacım var. Mesela dizinin ilk bölümünde Haluk Bilginer, Şevval Sam, ikinci bölümünde Altan Erkek'ti, Begüm Akkaya, beşinci bölümde Tamer Karadağlı, Gülşah Şahin falan filan böyle güzel isimleri görebiliyorsunuz. Her bölüm çok iyi diyemeyeceğim, ortalama veya vasat denebilecek bölümleri de var tabii. Ama zaman öldüreyim ve güzel bir şeyler izleyeyim diyorsanız zaten YouTube'da da olan bu diziyi mutlaka öneririz. En kötü ilk bölümü izleyin, olayı zaten kapacaksınız. Bu kadar iğrenç bir teklifi yapacak kadar aşağılık bir adama nasıl güveneyim ben? Arabada kelepçe var. Eskiden tahsil iddialara yaptığımız gibi yaparız. Dizi 11. bölümü sezon finali olarak yayınlasa da devamı gelmedi. Neden gelmedi? Çünkü Türk ekranlarında dram lazım, töre lazım, namus lazım, konak lazım, konak. Karışmasın! Dip. En üzüldüğüm Türk dijital dizilerinden biri bu olabilir abi. Şimdi şahsiyeti hepimiz biliyoruz değil mi? Haluk Bilginer, toplumsal konular, Emmy ödülü, süper dizi filan abi işte. İşte şahsiyetin ardında kalan, örselenen, ezilip büzülen bir de Dip diye bir dizi var. Ve yine aynı platform, aynı zemin çıkıştı. Hem de başrolde kim var? İlker Kaleli. Ha bir de Neslihan Atagül. Ölürsün diyorum. Öyle kolay ölünmüyor. Vallahi bak ben işin içindeyim, biliyorum. 2018 çıkışlı olan bu dizi aksiyon ve polisiye türündü. Şöyle ki Sahir Kağan, İstanbul Emniyet'e bağlı bir klinikte insanları intihar etmekten vazgeçirmeye çalışan biri. İşi bu yani. İntihar savior gibimsi bir şey. Abimiz hiç iyi değil ama zaten. Hani bunu yıllar önce yaptığım bir videoda da demiştim. Bayağı Poyraz kariyer sonrası Poyraz'ın vaziyet gibi takılıp duruyor eleman. Eşi Ekin'i kaybetmiş olan karakterimize bir gün bir SMS geliyor ve olay bu noktada Sazan Sarmalı'na dönüyor. Güzel mi kötü mü belirsiz olan haber dizi yalnızca 8 bölüm. Biraz sinir bozucu olan haber ise dizinin finali biraz ne oldu lan şimdi modunda bırakabilir. Baştan uyaralım. Kendimden başka kimseyi kurtarmıyorum. Onu da beceremiyorum. Amma ve lakin dizideki replikler, çekim kalitesi, o boğucu atmosferi, soundtrack'i ve diziye güzel güzel yedirilen Gaye Su Akyol enstanteleriyle kesinlikle izlenilmesi bir dizi. Girişten ötürü yanlış anlaşılmasın, bir şahsiyet beklemeyin tabii ki. Ama Dip dizisini de sıralamada bayağı bir üste koyar geçeriz, öyle söyleyelim. Ya ölümü ya da yaşamı ciddiye al. Hazırım. Hadi savaş. Vur beni. Reaksiyon. Milli Duygular ve Türk'ün Gücü adı altında duygu sömürüsü üzerinden reyting kazanan saçma sapan 3 IQ asker dizileri daha popülerleşmemişken... Türk olmak zordur. Çünkü dünyayla savaşırız. Ama Türk olmamak daha zordur. Nedenmiş o? Çünkü Türklerle savaşırız. Hem aksiyon, hem kalite, hem derin devlet, hem de ülke gerçeklerini güzel bir şekilde yansıtan bir dizi vardı. Gaddar'dan tanıyıp da bayıldığınız İbrahim Çelikkol'un az bilinen dizilerinden. Hatta Amirim de var dizide bak. Bu kanaldaki kitlerin izleme listesini alması için gayet yeterli gerekçelerden biri bence. Dizinin sivrildiği uç en son birilerine fazla batmaya başlayınca 13 bölümde finali veriyor ne yazık ki. Wiki'de düşük reyting falan diye yazmışlar da aynen kardeşim düşük reyting aynen. Yine YouTube'da olan dizilerden bu tip aksiyon gerilim ve mit temalı dizileri seviyorsanız bir bakın deriz. Ama muhbiri bulmak istiyorsan devletten değil, örgütten bulacaksın. 46 yok olan. Şimdi bir dizi düşünün. Oyuncu kadrosunda Erdal Beşikçioğlu, Berkan Şal, Ayça Eren filan var.
Yönetmen koltuğunda da Serdar Akar oturuyor ve dizi Star TV'de yayınlanıyor. Akla direkt gelen diziden bahsediyor gibi olduk, evet. Çok hafiften andırmıyor desek de yalan olur. Fakat kaderi ne yazık ki Behzat Ç. gibi gitmeyen dizilerden biriydi bu dizi. 2016'da yayınlanan dizi aslında suç ve psikoloji temalı bir dizi. Konu ise şöyle ki, Türkiye'nin önde gelen genetik profesörlerinden biri olan Murat Günay, yani amirim, 5 yıldır komada olan tedavisi namümkün kardeşini hayatını adamış biçer. Hayatı yokuş aşağı freni patlak kamyon gibi giden amirim ise en sonunda bir ilaç keşfediyor ve olaylar ondan sonra kopmaya başlıyor. Babam babanızın hayatını kurtarmıştı, öyle değil mi? Dizi sonlara doğru ufaktan mantık hataları vermeye başlasa da konu ve yapı olarak harbiden ilgi çekici bir dizi. Erdal Beşikçioğlu'nun yanında diğer oyuncular göze biraz tuhaf gelebilir ama Erdal Beşikçioğlu, yani yapacak bir şey yok. Listenin bu numarasıyla da fark ettiğimiz diğer tuhaf şey de eski ve güzel dizilerin çoğunun Star TV'den çıkmış olması. İşler kötüye gidecek olursa eğer, üzülecek olan siz değilsiniz. Kardeşim uyanana kadar onun hakkındaki her şeyi öğrenmek ve sonrasında da gerekli tedaviyi uygulamak. Masum. Gelelim Türkiye'nin ilk dijital platform dizisinin efsanesine. Haluk Bilginer, Nur Sürer, Ali Atay, Serkan Keskin, Okan Yalabık, Tülin Özen ve Bartu Küçük Çağlayan gibi bayağı bilindik ve güzel ismin olduğu bu dizide herkes kendi çapında bir oyunculuk devi sergiliyor. Her şeyi sen yapabilsen mi acaba? 8 bölüm süren Blue TV dizisinde konuyu bu sefer Wikipedia ağzıyla özetleyecek olursak, emekli başkomiser Cevdet, eşi Nermin ve oğlu Tarık ile beraber bir kıyı kasabasında yaşıyorlar. Tarık'ın eşi ve abisi bir trafik kazasında ölüyor. Cevdet'in eski öğrencilerinden Yusuf komiser de yakın arkadaşının enteresan ölümü için kasabaya gönderiliyor. Cevdet ve Nermin ise olaya dair bazı sırlar biliyor. Yusuf'un gelmesiyle de ipler yavaş yavaş çözülmeye başlıyor. Ağzını bıçak açmıyor günlerdir. Benim sana ihtiyacım var. Polisiye ve drama türünde olan bu dizi kendini baya manyak gibi izletiyor. O nedenle vize final dönemi veya işinizin yoğun olduğu bir dönem bakmayın derim. İlk bölümü aşan finali görmeden bırakamıyor anasını satayım. Tek değineceğim nokta, Nur Sürer'e Allah rızası için artık çekilmez düşük IQ kadın rolü vermeyin abicim. Kadını gerçek hayatta görsem iğrene iğrene bakarak yanından geçeceğim. Yeter artık. Bak vallahi yeter. Her dizide kadına sövmekten dilde tüy kalmadı. No. Wait. Vay. Eksisi yok, artısı çok. Tek uyarı, yoğun dönemde başlamayın. Bu kadar. Kütüphane gibi kabarttığımız serilerimize eklenen yeni serimizin ilk videosundan şimdilik bu kadar. Yorumlarda sizin de bildiğiniz, sakınıp sakladığınız bilinmeyen efsaneler varsa paylaşmayı unutmayın. Sonraki video uzun bir mola sonrası gelmeyecek, merak etmeyin. Diğer serilere kaldığı yerden devam edeceğiz. Sizler de abone olup videoyu beğenerek destek olursanız tabii ki çok seviniriz. Ayrı konu. Sonraki videolarda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.